Akşam zaten farklı bir şey yok. Yeni oraya bir çay içeceğiz. Hadi gidelim, bir değişik olmuş. Üç zorla getirdiler. Gel gel vallahi çok güzel olacak diye. Önemli olan o üçüncü kitledir. O beğenmemek üzere şartlı gelmiştir. Zaten şiiri de çok sevmez. Seni dramadığı için gelmiş. Daha çok çekirdek tükenecektir burada. Yerleri batırma. Sadece çiğnerken yüzüme patlatma. Bak işini de verdiler gözüne, ona göre. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Dosya yok. Başkasına bakıyor. Ha. Ne yapacağız peki? Şimdi bu topraklara gelip de, bu coğrafyaya gelip de, bu coğrafyanın havası, bir kere şunu söyleyeyim. Evet, Tokat merkeze gelmiştim ama dün Nikşar'daydık, bugün Erbaa'dayız. Zaten dünya dediğim ne ki, bugün Nikşar, yarın Erbaa, öbür gün kara toprak. Yani hayat dediğim ne ki zaten, yani göçüp gideceğiz yani. Şimdi bugün, evet, bu topraklara ben ilk defa geldim ama bu toprakların hikayelerini bilirim. Hatta Tokatlıların bile yeni farkına vardıkları desem haddimi aşmış olur muyum bilmiyorum. Ama o eseri ilk defa orijinaliyle ben okutmuştum. Çok bekledim Tokat bana bir teşekkür yazısı göndersin diye. Kimse göndermedi. Orijinal haliyle okuttum. Ve hikayesini dilim döndüğünce Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çoluk çocuğu anlatmaya çalışmıştım. Demiştim ki bu oynak bir türkü değildir. Bu bir ağıttır. Ve bu 1315 doğumlu olan 15 yaşındaki yiğitlerin Çanakkale hikayesidir. Bu 15 yaşında anasının körpe kuzusuyken vatanı kurtarmaya giden, sadece Tokat'tan resmi rakamlar 3148 tane yiğit gider bu topraklardan Çanakkale'ye, 115 tanesi geriye döner. Bu konuda üzerine çalışıp albüm yapmış bir kardeşiniz olduğum için söylüyorum. Bu topraklar hakikaten aziz topraklar. Bu vatanın evlatları gerçekten aziz evlatlar. Onların fedakarlığının, onların verdiği o büyük vebalin bedeli üzerinde yaşıyoruz bugün burada. Eğer burada bu coşku varsa onların emanetidir bize. 15 yaşında bir delikanlı. Birçoğunuz zaten biliyorsunuz memleketinizin çocuğu. Ben bunu bir albüm olarak yapmıştım, bir şiirdir Çanakkale diye. Ve orada bahsetmiştim, bu bahsettiğim olay Çanakkale'de, müzede de gözebilirsiniz. Bakın her birinizin şu an var mı içinizde 15 yaşında olan kızlar ve erkekler? Ey 15'li 15'li Tokat yolları taştı, 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşta, ağıt yapıyor çocuklar. 15 yaşında o gün evleniliyor ve evlenecek çağda. Ama 15 yaşında bir de aynı zamanda çocuklar fiziken gelişemiyor. Yiyecek içecek yok. Kınalı Ali'nin fiziğinden bahsedilirken tüfeği omuzuna aldığı zaman tüfeğin ucu, sündüsü bile değil, ucu toprağa değiyor. O kadar kısa. Ama yüzbaşı Faruk'un karşısına geçtiği zaman çadırında bizim cepheye sür komutanım diyecek kadar yiğit bir askerliğinin belki 6. ayı değil, 3. 4. ayında. Der ki Ali ölürsünüz. Siz daha tüfek tutmayı bilmiyorsunuz. Dışarı çık. Der ki komutanım bizi cepheye sür. Oğlum dışarı çık. Komutanım bizi cepheye sür. Ayak diriyor 15 yaşındaki çocuk. Dedim ki diyor Ali ölürsün. Daha tüfek tutmayı bilmiyorsun. Savaşmak ne demek, düşman ne demek bilmiyorsun. 15 yaşındaki çocuğun ferasetine bakın. Komutanım diyor, biz buraya ölmeye gelmedik mi? Eğer ki Çanakkale geçilecekse, Gelibolu geçilecekse, ben geriye dönüp Tokat'ta anamın yüzüne nasıl bakarım ki? Vatan elden gittikten sonra ben kurtulsam ne? 15 yaşında bir çocuk, kitabı bir yazar anlatmıyor, bir şair ifadeleri değil. Bir vatan evladının sözleri. Yüzbaşı Faruk diyor ki ağlamamak için kendimi zor tuttum, Ali dışarı çık dedim. Ali dışarı çık. Çünkü diyor ağlayacağım, kendimi tutamıyorum. Dedi ki komutanım bizi sür cepheye. O gün Kınalı Ali'nin bölüğünden cepheye gidip geriye dönen tek bir tane asker yok. Hepsi şehit olmuş. Ama anasına yazdığı mektubu bilirsiniz. Anasının mektubudur asıl cevabı olan. Çanakkale bir kahramanlıksa analar da ihmal edilmez. 15 yaşındaki o ananın, o yavrunun anası Alim diye başlar mektuba. Kınalı Alim. Çanakkale Müzesi'nde orijinalini görebilirsiniz bu mektubun. Babası diyeceklerini dedikten sonra hikayeyi fazla uzatmamak için ortasından aldım.
Sana diyor Kınalı Ali dedikleri için komutanım ve arkadaşlarım dalga geçmişler. Bu coğrafyanın adetidir kına yapmak çünkü. Her yerde yok o. Peki diyor kumandanına, küçük kardeşin Hasan'ı da askere göndermeden evvel dizime yatırdım, onun da saçına kına yaptım. Kumandanına ve arkadaşlarına de ki, bizde üç şeye askerde, bizde üç şeye kına yapılır. Bir, gelinli kıza, gitsin yavrusuna, yuvasına kurban olsun diye. İki, kurbanlık koça, Allah'a kurban olsun diye. Üç, askere giden yiğide, vatana kurban olsun diye. Yüzbaşı Faruk bu mektubu hıçkırıklar içerisinde okur ve ağlar. Çünkü bu mektubun geldiğinden Ali'nin haberi yoktur. Ali ve bütün bölüğü şehit düşmüştür. Ruhları şad olsun. Eğer bu topraklarda bir gün tekrar biz üstü ayağa kalkacaksak emin olun bu ruhla kalkacağız. Şucu bucu demeden, Alevi Sünni demeden, Bas Şerkez demeden, Kürt Türk demeden, sağcı solcu demeden, Çanakkale ruhu bizi bir yaptığı için yedi düvel karşımızda biz kırdı. Eğer bugün aynı birliğimiz olursa, dünya karşımızda olursa hamaset yapmıyorum emin olun bizi geçemez. Allah birliğimizi, birliğimizi daim eylesin. Hey 15'li, 15'li Tokat yollar taşlı şairliğimden utanırım.